Pek çoğumuz örümceklerden ve farelerden korksak da bunlar dünyanın en tehlikeli hayvanlarının yanında oldukça masum kalıyor. Dünyanın en tehlikeli hayvanları olarak nam salmış 10 hayvana kısaca göz atalım. Afrika mandası Sahra çölünün güneyinde yaşayan Afrika mandaları genellikle sürüler halinde hareket eder. 900 kilogram ağırlığa ulaşabilen bu devasa canlılar kendilerini tehlikede hissettikleri zaman önlerine çıkan arabalar da dahil her şeye saldırabilirler. Halk arasında kara ölüm olarak bilinen Afrika mandaları 55 km hızla koşabilirler. Afrika kıtasında rapor edilen avcı ölümlerinin büyük çoğunluğundan Afrika mandaları sorumludur. Yılda yaklaşık 200 kişinin ölümüne sebep olurlar. Konisalyangoz Kahverengi ve beyaz mermeri andıran kabuğuyla diğer türlerden ayrılabilen konisalyangozları Güney Pasifik'te karaya yakın bölgelerde yaşarlar. 15 cm'ye kadar büyüyebilen bu tür iğnesinde konotoksin adı verilen zehir bulunur. Zehri bir insanı 6 ila 15 dakika içerisinde öldürebilir. Zehrine maruz kalındığında ölümden önce bir sigara içme süresi kadar zaman tanıdığından sigara salyangozu olarak nam salmıştır. Altın zehirli ok kurbağası Zehirli ok kurbağaları Güney Amerika'daki yağmur ormanlarında yaşayan parlak renkli kurbağaların genel adıdır. Bu kurbağaların en zehirlisi olan altın zehirli ok kurbağaları yaklaşık 5 santim boylarına rağmen 10 insanı öldürebilecek zehre sahiptir. Bir insanı öldürmek için 2 mikrogramının yettiği batrokotoksin adı verilen zehri salgılarlar. Zehir bezleri derinin hemen altında yer aldığı için çıplak elle temas etmek bile insanı öldürebilir. Bölgenin yerlisi olan Embara kabilesi bu türün zehrini oklarında kullanmaktadır. Yağmur ormanlarının tahrip edilmesi bu canlının yaşam alanlarını yok etmektedir. Kutu deniz Anası Neredeyse görünmez olan bu canlılar Pasifik okyanusunda yaşar. 3 metreye kadar uzayabilen dokunaçların üzerinde Nemotokist adı verilen zehir dolu hücreler bulunur. Dünyanın en ölümcül zehirlerinden birini barındıran bu canlının dokunaçlarıyla temas etmek bir insanı kısa bir süre içinde öldürebilir. Kutu deniz analarının zehri aynı anda kalbi, sinir sistemini ve deri hücrelerini etkiler. Kutu deniz anası saldırılarında ölümlerin çoğu boğulma ya da ani kalp yetmezliği sebebiyle gerçekleşir. Saldırı sonrası hastaneye yetişebilen kişilerin boğazlarında tedavi sonrası haftalar süren ağrı ve yanmalar olduğu belirtilmiştir. Balon balığı Özellikle Asya kıyılarında çok görülen balon balıkları neredeyse tüm denizlerde bulunur. Derisinde, kas dokusunda ve iç organlarında tetrodoksin adı verilen zehir bulunan balon balığı, altın zehirli ok kurbağasından sonra en zehirli tür olarak bilinir. Doğrudan sinir sistemini etkileyen tetrodoksin, siyanürden bin kat daha güçlü bir zehirdir. Maruz kalınması durumunda hemen tedavi edilmezse ölüm kaçınılmazdır. 2014 yılında çekilen bir belgeselde balon balıklarının yunuslar tarafından uyuşturucu olarak kullanıldığı keşfedilmiştir. Karamamba Afrika'nın güneyinde ve doğusunda bulunan, savanlarda ve kayalık bölgelerde yaşayan kara mambaları, diğer yılan türlerinden ayıran en büyük özelliği hızları. Saatte 20 kilometreye varan hızları ve 4 metreye ulaşabilen boyları ile oldukça tehlikeli bir yılan olan kara mambalar, kendilerini tehlikede hissettikleri zaman saldırırlar ve arka arkaya birçok kere ısırırlar. Sadece bir ısırı ile 10 insanı öldürmeye yetecek zehir salgılayabilen kara mambaların zehri, kalbi etkileyen kardiyotoksinlerden ve sinir sistemini etkileyen nörotoksinlerden oluşur. Isırılan kişi 20 dakika içinde gerekli tedaviyi görmezse sonuç kesin ölümdür. Tuzlu su timsahları Hint Pasifik okyanusunda yaşayan 7 metre boya ve 900 kilogram ağırlığa ulaşabilen bu devasa canlılar timsahların en büyük ve en saldırgan türüdür. Agresif yapılarından dolayı yollarına çıkan herhangi bir şeye saldırabilirler. Hem tuzlu hem de tatlı sularda çok iyi bir şekilde yüzebilen tuzlu su timsahlarının ısırığı santimetre kareye 260 kilogram basınç uygulayabilir. Bunu bir insanın ısırığı ile karşılaştırırsak ortalama bir insanın ısırığı santimetre kareye 12 kilogram basınç uygulayabilir. Çeçe sineği Sahra altı Afrika'da özellikle de Kongo, Sudan ve Angola'da yaşayan çeçe sinekleri bilinen en tehlikeli sinek türlerinden biridir. Kendisi kanemici bir sinekken asıl tehlikesi taşıdığı tripanosoma olarak bilinen parazitlerdir. Bu parazitler, Afrika uyku hastalığı olarak bilinen koordinasyon bozukluğu, davranış değişikliği ve uyku düzeninde bozulma gibi semptomlar gösteren hastalığa neden olur. Bu hastalıktan korunmak için ilaç ve aşı olmadığı için bu bölgelerde parlak renkli kıyafetler giymemek ve sinek kovucu spreyler kullanmak gibi önlemler alınabilir. Sivrisinekler. Antarktika harici dünyanın her yerinde bulunan ve 3000'den fazla bilinen türü olan sivrisinekleri bu kadar tehlikeli yapan taşıdıkları virüslerdir. Sıtma, fil hastalığı, zika virüsü, sarı humma, denk humması, batı virüsü de dahil pek çok hastalığı taşıyan sivrisinekler her yıl ortalama 725 bin insanın ölümüne neden olur. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya nüfusunun yarısı sivrisinekler tarafından taşınan hastalıklara yakalanma riski taşıyor. İnsanlar Listenin bir numarasının insanlar olması herhalde hiç kimseyi şaşırtmaz. 10 bin yıldır birbiriyle savaş halinde olan insanların sadece savaşlar sebebiyle 150 milyon ile 1 milyar arasında insanın ölümüne neden olduğu düşünülüyor. Bu sayılara terör olayları ve ülkemizdeki gibi bireysel şiddet eylemleri dahil değil. Ancak insanı tehlikeli yapan sadece kendi türüne karşı işlediği suçlar değil. Sera gazı salınımı, yaşam alanlarının talan edilmesi ve kaçak avlanma gibi dünyaya ve diğer canlılara da verdiği zarardır. Dünyanın en tehlikeli 10 hayvanını konu aldığım videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Benzeri videoların devamı için kanalıma abone olabilir, konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilir ve video hoşunuza gittiyse beğenip paylaşabilirsiniz.